Ülke TV ekranlarından iyi akşamlar. Söz bitmeden programında bu akşam çok kıymetli bir konuğum var. Serbestiyet sitesi yazarı ve tarihçi Halil Berktay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2002'de iktidara geldiğinde hemen iktidardan geri gideceğine, yani çok uzun vadeli iktidarda kalamayacağına inanıldı AK Parti iktidarının, ama öyle olmadı. 13 yıldır ne iktidar yorgunluğu dinledi ne de herhangi siyasi partilerde, uzun süreli siyasi parti, iktidarda kalmış siyasi partilerde var olabilecek, ortaya çıkan sorunlar ortaya çıktı. Bilakis 10 seçim kazandı, hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde oylarını artırarak devam etti ve 7 Haziran'da tekrar seçim var. Ama bu kez ilk kez seçimlerde ne Cumhuriyet tehlikede söylemleri hakim ne de laikliğe vurgu var partilerin seçim beyannamesinde ve partilerin bu bağlamdaki parti liderlerinin konuşmalarında da bu bağlamda bir vurgu yok. Peki ne oluyor? Ekonomik paket ve ekonomik vaatler ön planda. Her seçimde daha somut vaatlerle seçimlere giren AK Parti ise daha çok felsefi temeller üzerine yeni anayasa, ama insanlık onuru, ekonomik kalkınmaya devam, ama bunların hepsinin ekonomik, insanlık onuru ve devlet karşısında güçlenen bir aydan bahsetti. Bütün bunları konuşacağız. CHP neden iktidar olamıyor? Türkiye'deki asıl sorun iktidar sorunu mu, muhalefet sorunu mu? Solun dindarlarla ve dinle ilişkisini konuşacağız. Daha doğrusu vaktimiz kalınca aslında her şeyi konuşacağız. Ne kadar çok şey var değil mi konuşacak? İnanamıyorum yani. Bu kadar şey mi konuşacağız? Ama sizi bulmuşken de konuşmak lazım. Ama çok böyle güncel bir şeyden isterseniz başlayalım. Bu yıl, yani yarın aslında 1915 olaylarının 100. yıl dönümü. Ermeni diasporası çok fazlasıyla bu sürece hazırlandı. Ve bu yıl yine böyle Obama'nın ağzından soykırım çıkacak mı çıkmayacak mı tartışma, bir beklenti oluştu. Gözler Obama'ya, Beyaz Saray'a çevrildi. Ama Beyaz Saray'dan biz yine o kelimeyi kullanmayacağız haberleri sızdırıldı. Gerçi yarın ne söyleyeceğini bilmiyoruz ama yeni bir şey oldu. Avrupa Parlamentosu Avusturya Çek Cumhuriyeti soykırım dedi ve dün Avusturya Büyükelçisi'ni Türkiye geri çağırdı. Sizin bir yazınız var bugün Serbestiyet'te. Oldukça güzel. Yani bunun tarihçi boyutuyla, zaten hani tarihçi boyutuyla bakmak gerektiğini, siyasi boyutuyla bakmamak gerektiğini. Kendi açımdan. Kendi açımızdan. Yani söylüyorum. Kimse, herkes öyle bakmak zorundadır filan demiyorum. Ha. Ben kendim için bir şey söylüyorum. Evet. Peki ne oluyor? Yani şu oluyor. Evet. Belgelerde soykırıma dair bir şey yok. Ermenistan ve Taşnak. Öyle bilmiyorum. Yani ben de size soruyorum bir tarihçi olarak. Yok deniyor kimi tarihçiler. Ellerinde belge olsaydı bugüne kadar açıklanırdı deniliyor. Nasıl tanımlar? Oradan başlayalım. Bu söylendiğinde Türkiye'nin bir kısım tarihçisi tarafından, şahsen benim görüşlerine katılmadığım bir kısım tarihçi tarafından veya Türkiye'nin önde gelen politikacıları tarafından ellerinde belge yok dendiğinde şu kastediliyor: doğrudan doğruya başvekalet arşivinden veya başka bir yerden çıkabilecek iddiatçı yönetimi tarafından yazılmış, emredilmiş, bütün Ermenileri yok edeceksiniz tarzı bir emrin, bir talimatın olmadığı kastediliyor. Böyle bir emir ve talimat olmadığına göre soykırım yoktur denilmek isteniyor. Yani belge yoktur derken Elif Hanım, kastedilen budur. Şimdi soykırım olsa bunun belgesi onu olur da diyorlar ama aynı zamanda evet, tarihçiler. Şimdi buna karşı çok şey söylenebilir. İlk önce hemen şunu söyleyeyim. Siz de biliyorsunuz, soykırım mı değil mi tartışması, bütün tartışmanın gelip bu sözcüğe inhisar ettirilmesi benim hoşlandığım bir şey değil. Yani benim için soykırım bir buzzword, bir klişe, fazla indirgemeci bir kalıp. tarihsel gerçekliği ve 1915'te tam ne olduğunu çok açıklamıyor. Onun ötesinde yani ayrıca şu son haftalarda da yaşadığımız gibi soykırım sözcüğü her gündeme geldiğinde aslında tarihsel gerçekleri tartışmayı, serin kanlı bir şekilde tartışmayı, burada sizinle konuştuğumuz gibi tartışmayı son derece zorlaştırıcı bir etki yapıyor. Çünkü bir mahkeme salonu atmosferi yaratıyor. Bir yargılama atmosferi yaratıyor. Soykırım sözcüğü bir tarih ve tarihçilik sözcüğü olmaktan çok öncelikle bir hukuk ve avukatlık ya da savcılık sözcüğü. Çünkü uluslararası hukukta bir suç kategorisi. Şimdi uluslararası hukukta bir suç kategorisi olunca bunu bütün o hukuki çağrışımlarından sıyırarak, ayırarak nesnel bir bilimsellik anlamında ve bağlamında kullanmanız çok zorlaşıyor. Ben bir örnek vereyim. Ben çeşitli konferanslarda bulundum. Diyelim ki yani Almanya'da, Mühlberg'de, başka yerlerde çeşitli karışık izleyiciler üzerinde önünde bulundum. Diyelim ki salonun yarısı Ermeni, yarısı Türk. Ermenilerde, Türklerde sadece ve sadece sizin soykırım sözcüğünü kullanıp kullanmayacağınızı duymaya gelmiş. Eğer evet soykırımdı derseniz Türkler sizi yuhluyor, Ermeniler sizi alkışlıyor ve iki tarafta dinlemeyi bırakıyor. Çünkü yani duymak istediği veya duymamak istediği sözcük telaffuz edilmiş sonuç olarak. Aksi hayır soykırım değildi derseniz Ermeniler sizi yuhluyor, Türkler sizi alkışlıyor. Mecazi anlamda söylüyorum. Evet. Anlatabildim mi? Ve iki tarafta, ama tam da böyle bir durum var hakikaten. Tam da böyle bir durum ve iki tarafta dinlemeyi kesiyor. Yani tam olarak 1915'te ne oldu? İdeolojik arka plan neydi? Tarihsel bağlam neydi? Türkiye içindeki iktidar yapıları neydi? İttihatçı triumviri nasıl bir hiçbir hesap verirliği ve şeffaflığı olmayan bir aslında diktatörlük rejimi kurmuştu? Anadolu'nun Türkleştirilmesi diye bir proje var mıydı? Hangi korku ve endişelerden kaynaklanıyordu? Sonuç olarak ne gibi talimatlar verildi? Talat Paşa neden Dahiliye Nezaretinde ayrı bir haberleşme merkezi, Yerebatan'daki kendi dairesinde ayrı bir haberleşme merkezi kurdu? Vesaire vesaire. Teşkilat-ı mahsusanın rolü nedir? Doktor Nazım'ın rolü nedir? Bahattin Şakir'in rolü nedir? Vesaire. Bunları tartışmak, yani bunları olgusal bir şekilde tartışmak imkansız hale geliyor. Şimdi dolayısıyla bir kere ben bütün yani 2000 2000'den beri döne döne söylüyorum ki benim illa bana sorulacak olsa kendi vicdani kanaatim aslında soykırım kategorisine girdiğidir. Ama ben soykırım tartışmaktan hoşlanmıyorum. Ben tarihsel gerçekleri tartışmaktan hoşlanıyorum. Bunu yapabilmek istiyorum. Çok kestirmeden söyleyeyim. Meselenin başlangıçta sorduğunuz soruya dönecek olursak, hani belgesi nerede sorusuna indirgenmesinde çok çeşitli metodolojik sakatlıklar var. Bir kere yani biraz ağır olacak ama derhal şu karşılığı verebilirim. Bu anlamda elimizde Yahudi soykırımının da tek bir belgesi yok aslında. Yani bir düşünürseniz Hitler'in veya Himmler'in verdiği bütün Yahudilerin, yani nihai çözüm için, Shoah için, Holocaust için verilmiş yazılı bir merkezi talimat yok elimizde. Şimdi yani bu benzetmenin yok, evet. Yok. Yani belirli bir toplantıda Hitler'in sarf ettiği sözlü emirler rivayeti var ama şeyde elimizde hiçbir yazılı belge yok. Yani bunu söylemekle yanlış anlaşılmasın. Peki. Bu Ermeni olayıyla Yahudi Holokost'u arasına her bakımdan %100 bir eşit işareti koymak da istemiyorum. Ama doğrudan tek bir belgesinin olması veya olmamasının ötesinde öyle başka bazı veriler ve kanıtlar var ki, yani bu işle uğraşan bizlerin, tarihçilerin bildiğimiz, şimdi burada bunun teferruatına girmek istemem. Çünkü sizin başta koyduğunuz diğer gündem o kadar geniş ki, evet, bunu konuşursak sırf bunu konuşuruz. Onu söyleyeyim, başka şey konuşamayız. Ama çekilmiş çeşitli telgraflardan, arazideki tanıklıklardan, Enval-i Metruke'nin kaderinden vesaire çıkarsanabilecek o kadar geniş ve zengin veri öbekleri var ki şu ortada. Soykırım sözcüğünü kullanmayayım. Enver'in ve Talat'ın. Soykırım sözcüğü kullanmadan ortak acılara, çünkü o dönemde sadece Ermenilere yönelik olarak bir katledilme, hani ölümler yok. Ortak acı denilse biraz... Hani sizin ama işte gibi çok siyasallaşmış bir kavram gibi soykırım. Maalesef haklısınız, şuna indirgenmiş durumda. Kısmen Türkiye'nin bana göre 2002'ye kadar gelen, yani şunu net söyleyeyim, soykırım veya Metziger'in büyük felaket, her ne diyeceksek diyelim, bunun İnkarının unutturulmak istenmesinin vesaire esas sorumlusu Türkiye'nin 2000'lerin başına kadar gelen itaatçı geleneğinden türeyip gelen Atatürkçü geleneği ve Atatürkçü yönetici partileridir. Partileridir ve hükümetleridir. Çünkü onların tarihsel varlığıyla ilgili bir olaydır bu ve Türkiye'nin modernist homojenleştirilme projesinin bir parçasıdır. Esas olarak sorumlusu da, tarihsel özne olarak sorumlusu da onlardır. Sistematik bir inkar ideolojisinin özellikle 60'lar, 70'ler ve 80'lerde inşasının sorumlusu da onlardır. Hatta daha net olarak söyleyebilirim ki bu inkar ideolojisinin inşası esas olarak 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri rejimleri sırasında gerçekleştirilmiştir. Ama şöyle bir gerçek var. Bu sonuç olarak şöyle bir durum yaratmış durumda. Türkiye açısından, Türkiye hükümetleri açısından ne pahasına olursa olsun soykırımı kabul etmeme siyasası denebilecek bir tavır. Bunun karşısında Ermeni milliyetçiliği, Ermenistan ulus devleti ve Ermeni diasporasının, bu deyim çok yanlış kullanılıyor, bütün kesimleri de değil, özellikle aşırı milliyetçi daşnak kesimleri, ki aslında bir azınlıktır Ermeni diasporası içinde, onlar açısından da ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun Türkiye'ye bunu kabul ve dikte ettirme. Yani adeta böyle Türkiye'nin burnunu sürtercesine anlatabildim mi? Böyle bir soykırımı kabul ettirme siyasası ile soykırımı kabul etmeme siyasası arasında bir kutuplaşma meydana gelmiş bulunuyor. Ve maalesef bu ortamda yani ben şunu söyleyeyim, yani bütün 2002'den bu yana AK Parti hükümetlerinin eski resmi ve çok katı inkarcılığı yumuşatmak, en önemlisi Türkiye içinde bu konunun serbestçe tartışılmasını, yani libere olmasını, emansipe olmasını, özgürleşmesini mümkün kılmak açısından çeşitli adımlar attıklarını ve çok iyi ettiklerini düşünüyorum ve her seferinde de bunu yazdım ve destekledim. Öte yandan şöyle anlıyorum, bugün de yazdığım gibi, yani uluslararası siyaset açısından soykırımı kabul etmenin olası uluslararası diplomasideki sonuçları açısından önemli tereddütleri ve handikapları var ve orada duruyorlar. Buna karşılık sözünü ettiğim, nasıl desem, belirli bir dış dünya mevzilenmesi de şu veya bu şekilde çok fazla düşünmeksizin, bütün ülkeler bu durumda değil, sofistike farklılıklar gösteren ülkeler var ve yayın kuruluşları var. Mesela İngiltere ve BBC bunların örneklerinden biri. Ama şöyle bir oluşum ve mevzilenme de var. İlla soykırımı kabul ettirme. Şimdi bu mevzileniş çeşitli gerilimlere, sinir bozukluklarına ve hatalara da yol açıyor bence. Mesela zaten son haftalarda yazdım birkaç kere. Kanımca Türkiye'nin Papa'nın kullandığı bir cümleye çok aşırı reaksiyon verdiği ve bunun da yani gene uluslararası planda bir takım titreşimlere yol açtığı ve belki o kadar kolay çıkmayacak bir Avrupa Parlamentosu kararının çıkmasının kolaylaştırdığı... görmezden mi gelmek lazım? Şu denip görmezden değil, pekala şu denebilirdi. Sayın Papa Hazretleri'nin demecini üzülerek okuduk. Katılmıyoruz, yanıldı, yani ben katılıyorum ama hükümet katılmak zorunda değil. Büyük bir patırtı koparmadan bu konuda farklı görüşlere saygımız var ama biz kabul etmiyoruz. Tarihin yanlış bir yorumu olduğu kanısındayız deyip bırakabilirdi Türkiye diye düşünüyorum. Yani minimize edebilirdi. Bu kadar fazla ciddiye almayabilirdi. Özellikle bazı bakanlar, İşte zaten Papa Arjantinli. Arjantin'de geçmişte Nazileri korumasıyla ünlü bir ülkedir. Bak bak görüyor musunuz kabilinden konuyla alakası olmayan saçma sapan demeçler vermeyebilirlerdi. Bunlar küçültüyor Türkiye'yi. Bunlar önemli hatalar. Fakat şimdi şey de sordunuz, onu da söyleyeyim. Başkan Obama. Evet. Çünkü bunu da geçmişte. Artık şöyle, ilk aslında çok ağır terimlerle olanı anlatacak ama soykırım sözcüğünü kullanmayacak. Evet. Şimdi ne olacak? 1981'de aslında Amerika soykırım demiş. Reagan, Amerika'nın 40. başkanı. Bir şey de değişmemiş. Hiçbir şey değişmiyor. Bu kadar önemli mi? Niye bu kadar Obama'nın ya da işte Amerikan yönetiminin soykırım deyip dememesine? Dediğim gibi ben bunu anlayamıyorum hakikaten. Ben hakikaten dediğim gibi ben kendim soykırım olduğu kanısındayım. Ama özellikle Türkiye'nin bugün izlediği politika ile vay bak soykırım demediniz diye kavga da etmiyorum. Bilakis ileri açılımlarını 2014 taziyesini, 2015 mesajını Sayın Davutoğlu'nun daha 2-3 gün önceki, bütün bunları olumlu adımlar olarak görüyor ve destekliyorum. Olduğu gibi kendi köşeme de aldım. Saygı duyuyorum ve kıymet veriyorum dedim. Dediğim gibi Ermeni milliyetçiliğinin aşırı kesimleri tarafından bunlar birer oyun, birer hile, birer aldatmacadan ibaret görülüyor. Çünkü ya hep ya hiç mantığı içindeler. Soykırım sözcüğü kullanılacak, yoksa gerisi her şey aldatmacadır. Ben bunun çok yanlış olduğu kanısındayım. Politik planda eğer politik bir değerlendirme yapacaksam çok yanlış olduğu kanısındayım. Şimdi Amerikan yönetimleri ve Amerikan yönetimlerinin 24 Nisan mesajları. Yıllardır şöyle bir durum var. Ermeni milliyetçiliği de, Türk devleti de bu 24 Nisan mesajını muazzam bir gerilim içinde bekler. Tipik olarak Amerikan yönetimlerinin mesajı şu şekilde olur. 1915-1916'da Ermenilerin çektikleri acıları, topraklarından koparılışlarını, sürülüşlerini, 600 bin veya 800 bin her neyse insanın ölmesini vesaire oldukça ayrıntılı bir şekilde betimler bu mesajlar ve dolayısıyla aslında Türkiye açısından içeriği çok ağırdır. Papa'nın sarf ettiği 20. yüzyılın ilk soykırımı cümlesinden kat be kat daha ağırdır içeriği, ama soykırım sözcüğünü kullanmazlar. Dolayısıyla 24 Nisan akşamı şöyle bir tuhaf şey olur. Anka, Amerika'daki Daşnakların hakimiyetindeki önemli Armenian National Conference, Anka karalar bağlar, başkan her kimse mahkum ederler, Ermeni halkına ihanet ettiniz filan derler. Halbuki aslında içerik bakımdan çok ağır şeyler söylenmiştir. Türkiye resmiyeti ise soykırım sözcüğü kullanılmadı diye mutlu olur. Ben bunu anlamaktan acizim. Yani ben, ya anlatabiliyor muyum? Yani o kadar tuhaf bir durum var ki yani bu doğrudan doğruya o soykırım sözcüğüne kilitlenmişliğin yarattığı garip bir olay. Evet. Yani dediğim gibi doğrudan doğruya 1915'te ne oldu konusuna girmek istemiyorum. Bir cümle söylemem. Bir cümle söylerseniz hiç siyasete döneceğim ben. Bir cümle söyleyeyim ve geçelim. Ben İttihat, modernist milliyetçi, İttihatçı en üst yönetiminin 1914-1915 yıllarında Anadolu'nun toptan Türkifikasyonu, Türkleştirilmesi diye bir proje peydahladığı ve şu veya bu şekilde suç örgütlerine bulaştıkları için değil, bütün Ermenileri sırf Ermeni oldukları için güvenilmez, düşman ve potansiyel hain bir etnik dini nüfus kütlesi olarak görme noktasına vardı ve dolayısıyla bu Ermeni milliyetçiliği daha tehlikeli boyutlara varmadan biz bu işi kökten halledelim diye öncelikle Ermenilere, aynı zamanda Anadolu'da kalan Pontus Rumlarına ve Süryanilere yönelik bir Anadolu'nun Türkleştirilmesi projesini yürürlüğe koyduğu kanısındayım. Bu kadar söyleyeyim. Yani bunun bu çerçevede tehcir kanununun uygulama yönergeleri çerçevesinde bütün Ermeni nüfusuna sadece ve sadece Ermeni oldukları için, Ermeni olmaları özelliğiyle 48 saat içinde bütün mallarını, mülklerini arkalarında bırakıp doğdukları ve büyüdükleri toprakları, evlerini, barklarını terk ederek konvoylar halinde zorunlu göçe tabi olmaları talimatı verildi ve sonra bu konvoylar Orta ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya girdikleri andan itibaren, hadi nötr konuşayım, esrarengiz saldırılara uğramaya ve kitleler halinde imha edilmeye de başladılar. Bu katliamlar birinci, ikinci, üçüncü dalgalar halinde gelişti ve tehcire tabi tutulan 1,5 milyon kadar Osmanlı Ermenisi'nin, Ansiklopediya Britannica'nın bütün 20. yüzyıl yayınlarında verilen rakama göre 600-660 bin kadarı, belki 800 bin kadarı sonuç olarak doğrudan doğruya öldürüldü bu tehcir sırasında. Şimdi böyle bir gerçek var ortada. Biz o belgelere dayanarak şu da söyleniyor. Dün akşam iki tarihçi konuğum vardı. O dönem Osmanlı döneminde yaşayan, var olan Ermeni vatandaşın sayısı 800 binken 1,5 milyon nasıl katlanıyor? Hayır, doğru değil. Doğru değil. 1965'te işte 100 bin rakamıydı. 1965'ten sonra hep arttı. Şimdi ölü sayısı için 1 milyon veya 1,5 milyon gibi rakamlar çok abartılı. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni nüfusu olarak 1-1,5 milyon arası nüfus, hayır, abartılı değil. Burada Ermeni milliyetçiliğinin bir maksimizasyon saplantısı var. Türk resmiyetinin bir minimizasyon saplantısı var. Yani açık artırma ve açık eksiltme rakamları söz konusu. Ben ölü sayısı olarak 1,5 milyon rakamına itibar etmediğim gibi, biliyorsunuz bakın, evet. Çanakkale. Hemen bir parantez açayım. CHP ve seçim beyannamelerine hiç giremeyeceğiz bu konu. Buyurun. Peki, bunu da söyleyeyim. Tamam. Kusura bakmayın. Yani Çanakkale. Biliyorsunuz 2'de 1'de herkes Çanakkale'deki 250 bin şehit der. Evet. Hayır, 250 bin şehit değil, 80 bin şehit. 250 bin toplam zayiattır. Yani yaralı, hasta, sakat vesaire hepsidir. Bunun böyle olduğu bütün yayınlarda ve resmi harp tarihi rakamlarında mevcut olduğu halde maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan'a varıncaya kadar herkesin dilinden bir Çanakkale'deki 250 bin şehit lafı düşmez. Düzeltemezsiniz bir türlü. Ermeni diasporası açısından, Ermeni milliyetçiliği ve Ermenistan açısından 1,5 milyon ölü lafı biraz böyle hale, bu hale gelmiş durumda. Türk resmi ideolojisi de ölü sayısını minimize edebilmek için şeyi minimize etmeye, Ermenilerin varlığını minimize etmeye başvuruyor. Hayır, yanlıştır. Misafirleriniz kimlerdi bilmiyorum. Kişisel bir polemiğe girmek istemem. Ama bence işin doğrusu 1,5 milyona yakın Ermeninin zorla göçürmeye tabi tutulduğu ve bunların belki 800 bin kadarının yollarda öldüğü ve öldürüldüğüdür. Peki, geçelim mi siyasete? Geçelim mi? Ne dersiniz? Geçelim. Siyasete geçelim. Yani bundan sonra tekrar ve patinaj yaparız diye endişe ediyoruz. En azından reklam mı verelim? Tamam. Kısa bir reklam verelim. En azından konu başlığımızı değiştirmek daha iyi olur diye düşünüyorum. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Söz bitmeden devam ediyor. Serbestiyet sitesi yazarı ve tarihçi Halil Berktay bizlerle birlikte. İç siyasete dönüyoruz. Bir kısım soruları da ben bu arada elemiş bulunuyorum. Direkt o zaman mevzuya, sayfanın ortasından başlayacağız. AK Parti iktidarı 13 yıldır iktidarda ve özellikle Adnan Menderes dönemiyle, Özal dönemiyle de çeşitli karşılaştırmalar, mukayeseler yapıldı ve bir iktidar yorgunluğu olabileceği en sonunda söylenen buydu. İktidar yorgunluğu ve oylarının düşmesi çok beklendi ama 13 yıldır da iktidarda. CHP ise ana muhalefet partisi olarak varlığını sürdürüyor. Sizin 2013'te sanırım bir yazınız, verdiğiniz röportajda CHP ve MHP'nin zaman içerisinde tamamıyla varlık sebeplerini kaybedeceklerini söylediğiniz bir röportajınız da var. Ne dersiniz? Toplumu dönüştürdü mü AK Parti? Yani toplumsal bir dönüşüm yaşadı mı? CHP ve MHP'nin, HDP'nin bugün seçim beyannamelerine baktığımız zaman böyle mi okumak gerekiyor? Siz nasıl okuyorsunuz süreci? Tarihte bazen bir şeyler tükenir ve çözümü ya da alternatifi hemen ortaya çıkmaz. Araya bir fasıla, bir ara girer. Ben şu kanıdayım. Türkiye'de Jön Türk devriminden ve Kemalist devrimden gelen İttihatçı, Atatürkçü diyebileceğimiz modernist, yukarıdan aşağı modernleşmeci, otoriter Türk milliyetçiliği vizyonuyla, platformuyla, programıyla aslında 70'lerin sonu veya 80'lerin başlarında tükenmişti. Yani bu damar İttihat ve Terakki'den Milli Mücadele Meclisi'ndeki birinci gruba, oradan Cumhuriyet Halk Fırkası'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne intikal eden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kısmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtelif mütasyonlarıyla, onlarla iç içe geçen askeri darbelerle, taktik olarak CHP'yi hedef almış bile olsa, aynı ideoloji sonuç olarak. Bunun Türkiye'yi yenileyebilme, Türkiye'ye yeni bir dünyaya intibak kapasitesi, dünyaya intibak olanı getirme kapasitesi aslında 70'lerin sonları, 80'lerin başlarında ortadan kalkmıştı. Bu modernist proje, yani enteresan bir şekilde nasıl Sovyetler Birliği'nde Marksist-Leninist bir hızlandırılmış modernizasyon projesi 1980'lerde tükendiyse, Türkiye'de de bu projenin Türk milliyetçisi, milliyetçi modernist versiyonu aşağı yukarı aynı çağda, aynı sıralarda tükenmiş bulunuyordu. Başka bir deyişle Türkiye'de, hani genel geçer bir deyimle, yani laik kesim diyoruz ya, ya da işte beyaz Türkler diyoruz, dindar olmayan kesim diyoruz vesaire. O kesimin ilginç bir şekilde kendini liberalize etme ve demokratize etme ve eski otoriter versiyondan farklı çoğulcu bir çağdaşlaşma projesine, çoğulcu demokratik bir çağdaşlaşma projesine dönüşmesi. Burada demokrasiyi tabii ki sadece seçimler ve parlamento anlamında almıyorum. Bütün bir kültürel ideolojilere ve dünya görüşlerine, dinsel tercihler dahil hepsine ilişkin çok daha kapsamlı bir demokrasi anlamında alıyorum. Böyle bir Türkiye toplumunu, böyle bir yeni toplum sözleşmesine oturtma kapasitesi kalmamış meğerse. Bugün bunu geriye bakıp çok daha iyi görüyoruz. 1980'ler, 12 Eylül askeri darbesinden çıkış, Turgut Özal ve ondan sonra 1990'ların benim çeşitli yazılarımda kullandığım ifadeyle giderek küçülen ve daralan ve giderek kısırlaşan koalisyonlarla geçmesi. Kayıp bir 10 yıldır Türkiye için tamamen. Yani Turgut Özal'ın ANAP liderliğini terk ettiği andan itibaren, ölümünden değil, doğrudan doğruya ANAP liderliğini terk ettiği andan itibaren 2002'ye kadar geçen bir 10 yıl, Türkiye için kayıp bir 10 yıldır. Hani mesela Çin için kültür devrimiyle geçen 10 yıl nasıl bir kayıp 10 yılsa tamamen, bu 1990'larda öyledir. Şöyle bir durum hasıl oldu. Vesayet dediğimiz şeyin çehresi aslında tam 1990'lardır. Yani böyle köşe kapmaca oyunu gibi yer değiştiren, işte yok Doğru Yol Partisi, yok Anavatan, küçülen bir Anavatan Partisi, kah DSP vesaire, bunların çeşitli kombinezonlarıyla geçen ve hepsinin arkasında tabii silahlı kuvvetlerin desteği, böyle bir yükselen siyasal İslam'a ve geleceğin AK Partisi'ne karşı son bir barikat kurulmak istendi 1990'larda. Ama sonuç olarak 20 yıllık 80'ler ve 90'larla geçen bu fasıladan sonra Türkiye bir alternatif çıkardı. Geçmiştekinden çok farklı olarak o milliyetçi, modernist, Atatürkçü kesimin içinden değil, dindar kesimin içinden bir alternatif çıkardı. Geriye baktığımda şöyle düşünüyorum. AK Parti'nin ortaya çıkması şunu simgeledi. Türkiye'nin işte iddiaçılıktan itibaren gelen merkeziyetçi, milliyetçi modernist, otoriter modernist geleneğine alternatif, yerine göre özel sektörcü dediğimiz, yerine göre liberal dediğimiz, yerine göre merkez sağ dediğimiz geleneğin olgunlaşmasını, siyasi ve düşünsel ve örgütsel olgunluk kazanmasını simgeledi. AK Parti'nin ortaya çıkması ve iktidara gelmesi. AK Parti'nin iki ayrı tecrübeyi birleştirdiğini ve sentezleştirdiğini düşünüyorum. Bir, hep bu merkez sağ denilen partiler vardı. Meclisteki ikinci grup, Terakkiperver Fırka, Serbest Fırka, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi vesaire. Bir de bir yerden itibaren bunlardan çıkma yapan, daha belirtik olarak İslami ve İslamcı partiler vardı. Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi vesaire. Bunların ikisini bir yerde meczetti AK Parti. Yani ikisinin de devamı ve daha ileri devamı ve geçmişten çok ciddi siyasi, örgütsel tecrübeler çıkarmış devamı oldu. Geçmişte yani ne erken hesaplaşma hatalarını tekrarladı, ne Batı dünyasına düşman çok dar bir anti-emperyalist İslam çerçevesine saplanma hatasını tekrarladı. Ne rahmetli Necmettin Erbakan'ın bana sorarsanız çok küçük ve taşralı dünyasının beraberinde getirdiği hataları tekrarladı. Bir şekilde çağdaşlaşma, modernizasyon silahını diğer geleneğin elinden aldı. Ve modernizasyonun da, demokrasinin de İslam'la bağdaşabilirliği üzerine yeni bir program, yeni bir harita yaratmayı başardı. Bunu aynı zamanda çok önemli, yani şimdi çok daha iyi görülüyor, bir hareket ve bir parti olarak birliğini koruyarak, parçalanmadan, fraksiyonlaşmadan. Çünkü geçmişteki benzer denemeler hep bunlarla malul olmuştu. Demokrat Parti'nin içinden Hürriyet Partisi çıkıp gitmişti. Ondan başlayarak bütün bu serüveni alabiliriz. Bir şekilde tabii başarının da ve başarıyı konsolide edebilme kapasitesinin de bunda büyük payı var. Parçalanmayan, bölünmeyen, ufalanmayan, Adalet Partisi'nin içinden Demokratik Parti çıkıp gitmişti. Bütün bu hataları tekrarlamayan bir siyasi gelenek yaratmayı başardı. Özal'dan farklı olarak mesela Turgut Özal aslında bir parti ve örgüt adamı değildi. Dolayısıyla Anavatan Partisi'ni parti olarak sağlam tutmaya hiçbir zaman önem vermedi. Alelacele bir parti oluşturdu ama aynı zamanda büyük modernizasyon hamlelerini prensler dediği, yukarıdan paraşütle indirdiği elit kadrolar aracılığıyla gerçekleşmeye kalkıştı ve bu partinin zayıf olması ve partinin aslında Özal'dan sonra çok kolay dağılması anlamına geldi. AKP bu hatayı da tekrarlamadı. Bir şekilde darbe tehlikelerini ve kapatılma tehlikelerini bertaraf etmek ile icabında iki adım ileri bir adım geri, yerine göre geri çekilmesini bilerek ama istikrarlı bir şekilde vesayet rejimini ortadan kaldırmak, Türkiye'yi giderek demokratikleştirmek ve aynı zamanda partiyi sağlam tutmak arasında çok sağlam dengeler kurdu. 13 yıllık devamlılık başka şeylerle açıklanamaz. Tabii bu aynı zamanda bu 13 yıl muhalefetin hiçbir alternatif vizyon geliştiremediği bir 13 yıl oldu şu ana kadar ki bence hala devam ediyor. Oraya da geleceğim bugünkü seçim kampanyasına. Bu 13 yılın bir bölümünü 2007-2008'e kadar CHP muhalefeti Deniz Baykal yönetiminde düpedüz hayasız bir darbecilikle geçirdi. Ancak bu deyimi kullanabilirim. Aslında 2007-2008'e kadar yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve arkasından genel seçimlere kadar muhalefet işte bayrak ve cumhuriyet mitingleriyle, ordu göreve çağrılarıyla vesaire filan bütün umutlarını son derece açık bir şekilde tekrar Türkiye'de bir ordu müdahalesinin cereyan edeceği umuduyla geçirdi. Yani AK Parti'nin karşısına kimse alternatif vizyon filan dikmeye kalkmadı. Cumhuriyet elden gidiyor, laiklik elden gidiyor, şeriat geliyor. Dolayısıyla müdahale gerekir ajitasyonu ve propagandasıyla geçirildi evet, bu. Ve Anayasa Mahkemelerinin kapılarında evet, geçirdi. Yani evet, siyasi bir parti yani gibi davranmadı. Öyle bir dönem vardı ki şimdi bütün bunları tek tek hatırlayalım. Çıkan her bir yasayı Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürüyordu. Yani kendisi mecliste veya kamuoyunda adam gibi muhalefet etmeyi filan bırakmıştı. Anayasa Mahkemesi'ne götürürüz ve Anayasa Mahkemesi iptal eder diye. Yani Türkiye'de bu Türkiye'nin sonuç olarak oy dağılımlarına bakılırsa %50'sini oluşturan bugünkü AK Parti tabanı dediğimiz kitlenin varlığının, sosyolojik varlığının ve politik tercihlerinin gelip geçici olduğu hayaliyle geçirdiler 2007-2008'e kadar bu dönemi. Şimdi ne oldu peki? Şimdi ne oldu mesela, biliyor musunuz? Şu anda CHP mesela artık siyasal bir parti gibi davranmaya başlıyor. Artık askerden, anayasa mahkemelerinden, evet, kendisi adına evet, muhalefet yapan o medyadan, evet, bütün hepsinden umudunu kesti, evet, ve kendi ayakları üzerinde yürümeye başladığının bir göstergesi, evet, diyebilir miyiz bu seçim beyannamesine? Buna evet, böyle diyebiliriz. Türkiye'de siyaset nihayet normalleşti. Normalleşiyor. Şu anlamda Türkiye'nin büyük partilerinden birinin ve fiiliyatta en büyük partisinin, nasıl tanımlarsanız tanımlayın, hı, İslami ilham kökenlerinden, ilham kaynaklarından, hı, gelen muhafazakar, modernist, evet, ve İslami bir merkez sağ partisi olduğu kalıcı bir gerçeklik kazandı. Bu şey gibi yani sonuç olarak biliyorsunuz pek çok ülkede iki parti düzenleri var. Evet. Almanya'da Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar, bir üçüncü parti olarak belki yanlarında Yeşiller. İngiltere'de 19. yüzyılda muhafazakarlar ve liberaller, 1926'dan beri muhafazakarlar ve İşçi Partisi, Liberal Parti üçüncü konuma düşmüş durumda. Amerika'da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar. Türkiye'de Türkiye'nin de aslında böyle olduğu ve AK Parti'nin Türkiye'nin siyaset sahnesinde gelip geçici bir hilkat garibesi değil, Amerika'daki diyelim ki Cumhuriyetçi Parti, diyelim ki İngiltere'deki muhafazakarlar, Tory'ler ya da Almanya'daki veya İtalya'daki Hristiyan Demokratlar kadar Türkiye'nin siyaset sahnesinin kalıcı bir parametresi olduğu ve herkesin bunu kabullenmek zorunda olduğu galiba bir miktar CHP'nin de kafasına dank dedi. Şimdi bunun genel olarak laik kesimin ve CHP'nin kafasına dank demesi ciddi bir muhalefet ve gerçekten gerçekçi bir alternatif olmayı derhal beraberinde getirir mi? Hayır, getirmez. Neden? Çünkü o tarihi muhasebeyi, hesaplaşmayı yapmış ve kendileri en azından kısmen bir reddi miras anlamına gelecek yeni bir program ve vizyonu düşünsel temelleriyle birlikte yaratmış değiller. Hiç olmazsa şu noktaya geldiler. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başında değil de yeni bir siyasi parti oluşturmuş olsaydı başarılı mı olurdu? Yani şimdi birazcık hani CHP'nin çok spekülatif, çünkü sonuç olarak siyaset, çünkü o da geldiği zaman hani geçmişimizle yüzleşeceğiz. Evet. Evet. Ama şu var, biliyor musunuz? Şu olabiliyor siyasette. Yenilemeci, kendi geleneğini yenilemekten yana olan liderler ortaya çıkabiliyor ama bir yandan öyle bir taban oluyor, öyle bir parti aygıtı oluyor, öyle bir seçmen kitlesi oluyor ki onu alıp değiştirmek ve yenilenmeye ikna edebilmek çok kompleks bir operasyonu içeriyor. Bunu dediğim gibi Özal kısmen yapabildi. Evet. AK Parti çeşitli liderlikleriyle ve bileşik liderliğiyle çok daha kendi kesimi açısından bunu çok daha başarılı yapabildi. Fakat ben şu an geldiğimiz noktada CHP'de böyle bir düşünsel yenilenmenin unsurlarını ve sözcülerini göremiyorum. Yani mesela Saadet Partisi'nden ayrılmadan önce Erdoğan ve etrafındaki ekip daha Saadet Partisi içindeyken düşünsel bir dönüşümün ciddi sinyallerini vermeye başlamıştı. Ve orada yapamayacaklarını anladılar. Evet, yeni orada yapamayacaklarını, o Erbakan önderliğinin çok dar, çok taşralı, dünyadan çok kopuk, batıyla iyi geçinme ile birlikte bir takım başka şeyleri meczedemeyen, birleştiremeyen anlayışıyla yapamayacaklarını anlamışlardı ve bunun düşünsel hazırlık sinyallerini şimdi dönüp geriye baktığımızda görüyoruz ki çok ciddi olarak veriyorlarmış. Biz laikler yeteri kadar anlamıyormuşuz, ben dahil. Ama ben bugün mesela CHP çevresine, entelijensiyasına filan baktığımda hiç böyle derinlemesine 21. yüzyıl dünyasında modernist milliyetçi projeler nasıl tükenmiştir ve yerine ne lazımdır? Evet. Neden daha liberal bir parti olmak lazımdır? Hiç bunun düşünsel hazırlığını göremiyorum. Ya vaktimiz bitti. Ne kadar kötü. Sizi bir daha ağırlasam önümüzdeki hafta için ve kaldığımız yerden, çünkü hani o kadar çok CHP'nin beyannamesi kendisiyle çelişiyor mu? Çünkü bugüne kadar eleştirdiği politikalardı bunlar AK Parti açısından. Bunları falan konuşacaktık ama önümüzdeki hafta Perşembe günü yurt dışındayım. Bir sonraki haftaya o zaman. O zaman olabilir. Olur mu? Ben burada sizden bunun sözünü alıyorum. Olur. Kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. 30'unda Amerika'dayım, yurt dışındayım. Mümkün olan ilk Perşembe'de devam edeceğiz. Tamam, peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Sağ olun. Gerçekten güzeldi, keyifle dinliyordum ama vaktimiz bu kadar el verdi. Tekrar görüşünceye kadar Halil Hocam'ı tekrar burada ağırlayacağım ve kaldığımız yerden kesinlikle devam edeceğiz. Pazartesi günü görüşünceye kadar hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum.